Yükseldi. Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi yaralı sayısı da artıyor. 52.979 oldu. 6.444 bina yıkıldı. Son gelen resmi verilere göre. Ancak bu veriler önümüzdeki saatler içerisinde ne yönde değişecek? Yeni bir açıklama gelecek mi AFAD'dan? O açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Yüzyılın felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'de depremin üzerinden artık 3 gün geçti. Bir yanda soğuk, bir yanda hala enkaz altında yardım bekleyenler. Tüm gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Dikkatle takip ettiğimiz noktalardan biri Hatay. Hemen Hatay'a dönelim. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz telefon attığımızda. Sayın Er Yılmaz, beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet, duyuyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Hatay'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Çok çok önemli, orada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi Samandağ genelinde durum nedir? Anlatabilir misiniz bize? Yardım ulaştı mı? Nedir son durum? Evet, gerçekten de sizin de ifade ettiğiniz üzere yıkıcı bir felaketle karşı karşıya kaldık. Ciddi bir deprem yaşadık. Şu ana kadar 450 kaybımız var. Tabii 700, 600, 700 civarında da yaralımız var tedavi gören. Bu karşılaştığımız felaket karşısında aslında kayıp sayısı çok çok daha yüksek de olabilirdi ama binaların biraz sağlam yapılmış olmasından kaynaklı yıkılan birçok binadan vatandaşlarımız Allah'a şükür sağ çıktı. Binalar biraz daha çürük olsa Allah korusun çok daha kayıplı, çok daha büyük olurdu. Gerçekten bazı mahalleler tamamen hemen yok olmuş durumda. Yani ya tamamen yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Sarsıntılar hala devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız eve girmek istemiyor. Haklı olarak hep sokakta. Tabii burada çadır noktasında ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bugüne kadar yani 3 günde AFAD'ın Samandağ'a gönderdiği çadır sayısı 110. Bunu daha henüz kuramadık maalesef. Kurtarma çalışmalarına da geç başlandı. Bu ayrı bir sıkıntı. Daha sonra gelen kurtarma ekipleri de onlar da yetersiz kaldı. Elektriğimiz yok, suyumuz yok. Doğru dürüst akaryakıt bulunamıyor. Bütün iş yerleri kapalı. Herhangi bir üretim yapılamıyor. Artı iletişimde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden organizasyon olmaktan zorluk çekiliyor. İlk 2 gün işte arzu ettiğimiz ya da ihtiyacımız olan öyle diyeyim yardımları alamadık ama bugün özellikle bugün Türkiye'nin birçok yerinden gerek belediyeler gerek sivil toplum örgütleri, iş adamları, orda başkanları buradan hepsine çok çok teşekkür ediyorum Samandağ halkı adına. Bize yardım elini uzattılar. Allah razı olsun hepsinden. Bu manada vatandaşlarımızın en azından gıda ihtiyacını, battaniye ihtiyacını kısmi de olsa gidermeye çalıştık. Hala telefonla arayıp yardımlarını gönderen, yardımlarını ulaştırmak istediğini söyleyen birçok vatandaşımız, belediye başkanımız, oda başkanımız var. Hepsinden çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim burada önümüzdeki süreçte beklediğimiz gelişmeler şunlar. Evet. Elektrik ve su sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Elektrik sorunu var olduğu sürece biz diğer o sorunların çözümüne de yaklaşamayız. Bunun dışında sağlık konusunda yani hastaneler yetersiz. Bir tane devlet hastanemiz var. O yeni açılışı yapılan devlet hastanesi ve o hastanede maalesef amalethane çalışmıyor. Bir tane ortopedi doktoru var. Hastalar koridorlarda, ölüler morglar yetersiz.
yine koridorlardan. Dolayısıyla o anlamda da bir sıkıntı yaşandı. Sayın Er Yılmaz, bu süreci çok uzanmasını umut ediyorum. Çünkü hala yıkılan apartmanların altında insanlarımız var. Ama çıkaramadığımız birçok vatandaşımız var. Onun için bir an önce bu sorunun çözülmesi lazım. Bu vatandaşlarımıza yürü ya da sağ ulaşılması, çıkarılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu yönde bir beklentisi var. Özellikle depremin üzerinden 3 gün geçti efendim. 3 gün geçti ve bu süre içerisinde artık kritik saatlere girdik. Evet. Özellikle enkaz altında kalanlar için. Siz biraz önce ifade ettiniz, ben de not aldım. 450 kaybımız var dediniz Samandağ'da. Evet. 700'e yakın yaralıdan bahsettiniz. Samandağ nüfusu ne kadar efendim? Samandağ nüfusu 400 bin. 400 bin. 130 bin. Ha, 130 bin. Şimdi bakın, biraz önce Sayın Er Yılmaz çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Dedi ki şu ana kadar AFAD'dan gelen çadır sayısı 110. 110 çadır geldi. O çadırlarda henüz kurulamadı dediniz. Öyle değil mi Sayın Er Yılmaz? Evet. Peki o zaman soralım şimdi, enkaz altındakilerle başlayalım. Hala ulaşılamayan sizce kaç bina var? Tahmini bir rakam verebilir misiniz? Tahmini bir oran en azından verebilir misiniz? Şöyle, şimdi merkezde özellikle çok ciddi yıkımlar oldu. Yani apartmanların önemli bir bazı bölgelerde apartmanların hemen hemen tamamı yıkıldı. 4-5 katlı, 6 katlı binalar. Sayıyı tam bilemiyorum. Çünkü bir sayı vermek elbette mümkün değil ama yani o binaların yüzde kaçına ulaşılabildi sizce, tahmininize göre? Merak ettiğimiz bu. Zira hala ulaşılamayan o binaların enkazı altında yardım çığlıkları yükselmeye devam ediyor. Sayın Er Yılmaz, beni duyabiliyor musunuz? Evet, bağlantımızda bir sıkıntı yaşadık. Yeniden arkadaşlarım deneyecek bu bağlantıyı. Bir kez daha kurmaya çalışalım. Zira özellikle Hatay bölgesinden aldığımız bilgiler çok ama çok önemli. Sayın Er Yılmaz'a bağlantımız yeniden kurulduğunda kendisine sormak istediğimiz sorular var.